kaç kişi yaptınız efendim? Ergenekon terör örgütü iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınacağını haber alarak Rusya'ya kaçan, ancak bir süre önce Ankara'da yakalanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, şimdi de avukatıyla gündemde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bu şerefli kurumun üst makamlarına kadar yükselen bir generalin avukatının DHKPC'li teröristleri de savunan kişi olduğu ortaya çıktı. İrade! Kazanacağız! Türkiye ile çalışan bir Rus silah şirketine danışmanlık, ABD'li silah kaçakçılarıyla da ticaret yaptığı iddia edilen Ersöz, son günlerde hep hastalık iddialarıyla konuşuluyordu. En son Gata'ya yatmayı başaran Ersöz'ü bu süreçte avukatı Ali Rıza Dizdar temsil etti. Her fırsatta tahliye isteyen Dizdar'ın son açıklaması, müvekkilinin düşerek başını çarptığı haberi oldu. Ama dün gece aldığım habere göre saat 2'de düşmüş ve başını feci bir şekilde vurmuş. Bir dönem jandarma istihbarat dairesinin başında bulunan Ersöz'ün karmaşık ilişkiler içinde olduğu iddiaları zaten konuşuluyordu. Avukat Ali Rıza Dizdar'ın da Ersöz gibi ilginç bir geçmişinin olduğu ortaya çıktı. En başta Dizdar, terör örgütü PKK ile dirsek temasında olduğu gerekçesiyle kapatılan Halkın Emeği Partisi, kısa adıyla HEP'in meclis üyeliğini yaptı. Halen Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olan Dizdar'ın davaları gözden geçirildiğinde bir başka terör örgütü DHKPC üyelerinin avukatlığını yaptığı görülüyor. Sabancı suikasti sanığı DHKPC üyesi Fehriye Erdal bu teröristlerin başında geliyor. Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar'ın üyesi olduğu Çağdaş Hukukçular Derneği legal bir oluşum. Ancak dernek üyesi avukatlar genellikle DHKPC ve PKK gibi terör örgütüne mensup sanıkların davalarını takip etmekle tanınıyor. Dizdar bu derneğin sadece üyesi değil, aynı zamanda İstanbul Şubesi kurucu başkanı da. TSK gibi teröristlere karşı mücadele eden bir kurumun üst basamaklarına kadar yükselen ve istihbarat biriminin başına getirilen bir kişinin teröristlere avukatlık yapmış bir müdafiyi tercih etmesi kafaları karıştırdı. Her ne kadar insanlar bir paşanın daha çok terör zanlılarını savunan bir avukatla işbirliğine girmesine anlam veremese de bu beraberlik Ergenekon'daki kirli ilişkilerin bir göstergesi olarak da yorumlanıyor. Dizdar'ın Ergenekon sanığı Ersöz'ün avukatlığını üstlenmesi Çağdaş Hukukçular Derneği'nde de tartışmalara sebep oldu. Derneğin Ergenekon'la anılmasından rahatsız olan bazı üyeler Ali Rıza Dizdar'ın dernekten çıkarılması için çalışma başlattı.